güzel Halim. Çok güzel ev de aşağının hali belli. Buralara kadar iş çıkmış. Hepsi nereden parayı bulup buluşturup da denkleştirip burayı toparlayacağız? Ya Mercan'ım, biz çöplükleri yuvaya çevirmişiz. Burayı mı çeviremeyeceğiz? Buluruz, buluştururuz, hallederiz. Sen rahat ol. Çifte kumrular. Komutanımızın sürprizi var. Lavallik istemem çocuğum. Emredersin komutanım. Cano Hanım, önden. Burası da sizin odanız. Bu beşik de sizin çocuğunuzun olacak inşallah. Yani nasip olursa. Bu beşik? Sizin evladınızın nasibiymiş kızım. Tabii kabul ederseniz. Beşik bebeğin. Mercan'la Halil'in bebeğinin. Allah sen bize öyle bir hediye verdin ki ne diyeceğim, nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum komutanım. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Ne büyük kalbiniz varmış. Mercan'ım. Ali. Vay, vay, vay. Ay maşallah ya. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de güle güle oturun. Eyvallah. Sana da bereketli olsun komutan. Uzatma da ne istiyorsun onu söyle. Yapma be komutan. İyi dileklerimizi sunuyoruz şurada. Ben senin bu evi devretmeni çok istedim ama... böyle güzel gençlere yuva olacaksa... İtirazımız olmaz. İtirazın olsa ne olacak? Ha? Benim de gençlerin de senin iyi dileklerine ihtiyacı yok. Hadi yürü git. Hadi dedim. Baş baş. Neyse. Ben komşuluk görevimi yaptım sonuçta. Hadi hayırlı uğurlu ola. İşte o zamandan beri bu beşik de bu odada bomboş duruyor. Hem beşik hem oda boş artık. Merhaba. Ha. Bu benim kızım Ayça. Dünyadaki en büyük desteğimdir. Canım benim. Yine geçmişe dalıp kendini üzmüyorsun değil mi babacığım? Abi. Bu Mercan. Hani zıpkın delikanlı vardı ya. Hı hı. Onun ablası. Memnun oldum. Ben de. Komutanım bakar mısın? Bu kim? Eşim Ali. Ah. Ey yedi günler ey. Emekli olunca kendimi balığa vermiştim. Bunlar o zamandan kalanlar. Deryaya açılır. Sonsuz maviliğe dalar. Öyle düşünürdüm. Sonra çeker gelirdim. Talih oltama ne verdiyse. Eşim rahmetli olduktan sonra balıktan da elimi çektim. Sen de biraz... talihinle baş başa kalmak ister misin çocuk? Ha? Sahildeki barınakta eski bir sandal da var hem. İstemem mi komutanım? Hı. Çok isterim. Rızkımızı denizden çıkarırız. Ha Mercan'ım? Çıkarırız tabii Ali'm. Çıkarmaz mıyız hiç? Yalnız denizi hafife almamak lazım. Zor bir uğraştır. Fırtınası çetindir. Her baba yiğidin harcı değildir. Açık suda sağlam kalmak.
denizde yıkılmadın mı? Hayatta hiç yıkılmazsın. Çocuk, sağlam duracak mısın sen? Durur komutan. Biz yıkıldık, döküldük. Ama Alim hep sağlam durdu, hep arkamızdaydı. Aferin çocuk sana, aferin. Ya komutanım, şimdi bir mesele var da biz... Biz biraz sıkışığız da. Biliyorum çocuk. Haberlere de çıkmış baktığınız. Ayşe bana durumu söyledi, anlattı. Peki aksatmadan ödeyebilecek misiniz kirayı? Tabii tabii. Öderiz. Şimdi benim bir ejderha var. Hı. O bir satılsın, onun bir hayırlı bir nasibi çıksın. Oradan para aldığımız gibi ben kaç aylıksa onun peşinatını size veririm. Ne ejderhası ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Aslan gibi çocuklar. Taşı sıkar, suyunu çıkarır. Gene de borçlu kalmazlar. Depozito ve peşinat istemiyorum. O parayı evi ayağa kaldırmak için harcarsınız. Hem işçilik de yapacaksınız. Kontrat imzalamayacağız şimdilik. Önce görelim sözünüzü verdiğiniz gibi evi ayağa kaldırabilecek misiniz? Sonra da kontratı imzalarsa. Sen hiç merak etme komutanım. Bitmedi. Müsaadenizle. Birbirinize nasıl baktığınızı, nasıl önem verdiğinizi gördüm. Bu evi de ve içindeki anıları da kendi aileniz gibi koruyacaksınız. Her eşya ait olduğu yerde duracak. Benim bilgim, benim iznim olmadan hiçbirine dokunulmayacak. Anlaşıldı mı çocuk? Anlaşıldı komutanım. Sen nasıl dersen. Yaparız. Ali yapar. Ateş kuşları yapar. Tabii, tabii. Deliniz bunlar. Kesin salsanayı! Kesin! Dağılın hadi! Dağılın dedim! Derhal! Komutan, karda buzda köseli ayakkabıyla sokakta kalırsın inşallah. Şu arkanda saklanan neydi belirsizleri mahalleden yolla hemen! Sen yollamazsan biz biliriz yollamasını! Yollasana lan! Dokunsana lan bana bir! Dokunsana bana! Çocuk! Çocuk dur sen! Komutan, bunlar hırsız hırsız sokakta kalıyorlarmış. Öyle diyorlar, değil mi komşular? Bunlar evli mi, bekar mı, kardeş mi, kim kiminle ne yapıyor? Yalsın. Biz mahallemizde ahlaksızlık istemiyoruz. Mahallemizde ahlaksızlık istemiyoruz. Ayıptır bu sizin yaptığınız, günahtır. Tanımadan, etmeden nedir bu iftiralar? Anlaşıldı. Şu emlakçı bozuntusu Seyfi kulağınıza üfledi. Siz de gelip kapıma dayandınız, öyle mi? Yapmayın. Onun lafıyla kalp kırmayın. Günahtır. Bize günah değil mi? Ha, bize günah değil mi? O bitkiler yüzünden yeni evlerimize kavuşamayacağız. Toz toprak içinde sürünmeye devam edeceğiz, değil mi komşular? Ben yaşını başını almış bir adamım. Günün birinde elbet sizler de o beton yığınlarına taşınacaksınız. Ama bu günleri çok arayacaksınız, çok! Nesini arayacağız bu viraneleri komutan? Evet, nesini arayacağız? Toz toprak! Eyyula gibi beton dağlarını getirip bu mis gibi mahallenize dikecekler. Şimdi tanımıyoruz diye hücum ettiğiniz o garibanlara tahammülünüz yok. Evlerinizi verdiğinize yerine dikecekleri beton kulelere yüzlerce, binlerce insan taşınacak. Ne üstteki alttakini, ne alttaki üsttekini tanıyacak. Hasta olsanız,
kapısını çalacağınız bir tek komşu bulamayacaksınız. Şimdi bahçenizde konu komşu oturup çay kahve içerek muhabbet ettiğiniz evinizi verip bu beton kutularda mı çürüyeceksiniz ha? Üstündeki öksürse senin salonunda yankılanacak sesi ne mahremiyeti var ne aile özeli. Perdenizi açsanız karşıdaki evinizin içine bakacak. Sizin özendiğiniz o beton yığınları hane değil, yuva değil. Mahremi olmayandan yuva mı olur? İnsan üst üste nasıl yaşar? Kutu kutu, kutu kutu. Şehirlerimizi bitirdiler. Mahallelerimizi elimizden aldılar. Bu mudur Türk şehirleri? Bu mu Türk mimarisi? Mimar Sinan'ın torunlarının düştüğü şu hale bakın. Dönün bakın. İnşaat karşılığı vermek için can attığınız şu mahallenize. Herkesin bahçesi kendine. Herkesin mahremi kendine. Kimse kimsenin güneşini kesmez. Ha, derseniz ki bana komutan, onlar da öyle yapacaklar. Herkesin mahremi kendine, herkesin bahçesi kendine, kimse kimsenin güneşini kesmez. Tamam. Var mı öyle bir müteahhit? Ha? Mahalleyi alıp şöyle mis gibi bir Türk mimarisi yapacak. Var mı ha? Varsa getirsin Seyfi. İlk imzayı komutan atacak. Söz veriyorum size. Bu çocuklar evim yanarken canlarını hiçe saydılar. Hepiniz gördünüz. Şimdi bu yiğit insanlara diş mi biliyorsunuz? Ha? Ha? Hadi oradan. Onlar artık burada kalacaklar. Onların yuvası burası. Ben de onların hepsine teker teker kefil. Onların yüzünden biz evlerimize taşınamayacağız. Komşular söyleyin Allah aşkına. Yuttunuz mu lafınızı? Bu size son ikazım. Ya kendi rızanızla çekip gidersiniz ya da ben polis çağırır sizi zorla gönderirim buradan. Bu iş burada bitmedi komutan. Hadi git. Hadi yürüyün be. Yürüyün gidin hadi. Bitmedi. Hadi. Bitmedi. Söyle ablam. Abla, Çatal öldü. Ne? Çatal öldü mü? Anlayamıyorum artık ben babamı. Para bile almadı onlardan ya. Resmen, resmen hibe etti üstlerine. Yok, yok ben daha fazla yapamayacağım ya. Yok, ikna edemiyorum yani ben bu adamı. Yok, bitti vazgeçtim, tamam. Şşt, tamam Ayça bir sakinleş. Seyfi bitti demeden bitmez bu iş. Demek baban uçulsuzlardan para yerine söz aldı öyle mi? Tam da Çelik komutana yakışacak hareket. Neyse ne? Belki de bu işi kökünden halledebiliriz. Tamam sen kapat. Bir kendine gel bir sakinleş. Benden telefon bekle hadi. Demek ki mahallelinin gaza gelmesi de Çelik komutanı yıldırmaya yetmeyecek. Biz bu işi yarın bitirelim Tuncay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyfi. Oo, hoş geldin koçum. Kes lan. Hop, bir yavaş gel. Tuncay. Eyvallah. Mahalleliyi sen dolduruyormuşsun. Ne ayaksın lan sen? Bak koçum. Mahalleli ne yaptı, ne dedi bilmem. Benim bir şeyden haberim yok. Ama sen de şurasını iyi belle. Mahalleye dışarıdan gelip horozlanan kafasını koparırlar.
Bana bak Seyfi. Sen de şunu iyi dinle. Biz buraya bela aramaya gelmedik. Derdimiz huzur içinde bir düzen kurmak. Ama bize bela olana da bela oluruz. Sen abi söz dinlemeyeceksin belli. Ama büyük söz dinlemeyen işi rast gitmez bak. Ben diyeceğimi dedim. Ayağını denk aldım.